aleyhi ve sellem bizlere şerri olan yaratıkların şerrinden korunmamız için her sabah ve her akşam üç kere kul huvallahu ahad, üç kere kul e'udu bi rabbil felak, üç kere kul e'udu bi rabbin nas surelerini okumanızı tavsiye etmiştir. Her sabah, her akşam üçer kere bu sureleri okumamızı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere önermiştir. Ve çok önemlidir ve çok gereklidir. Okunulması gereken surelerdir. Kul e'udu bi rabbil felak min şerri ma halak min şerri ma halak. Şerri olan yaratıkların şerrinden evet sana söylüyorum. Min şerri ma halak ve min şerri gâsikin idâ vakab. Gecenin şerrinden de gece olduğu zaman zarar verici, yırtıcı, insan soyucu, hırsızlar ne yaparlar? Artık görev başına giderler gece olduğu zaman. Onların şerrinden de sığınıyor. Ve şerri olan yaratıkların şerrinden insan olur yine korunabilmesi için ayet-i kürsi okunması gerekiyor. Ayet-i kürsi okunması çok önemli ve çok gerekli. Ayet-i kürsi bilen var mı aranızda? Bir kişi, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Maşallah. Allah kabul eylesin. Evet. Bunu arkadaşlar yatmadan önce bu ayeti okumak çok önemli ve çok gereklidir. Ve her sabah ve her akşam yine okumamız ve her namazdan sonra okumamız önemli ve gereklidir. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum la te'khuzuhu sinetun ve la nevm له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bu ayetin adı nedir? Ayet-i Kursi. Evet. Ali bir de bunun anlamını bilerek, manasını öğrenmek, okumak çok önemli ve çok yararlıdır. Yine şerri olan yaratıkların şerrinden korunabilmemiz için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şu ayetleri okumamızı tavsiye ediyor. Bakara suresinin son nedir? İki ayetidir acaba. Kaç ayettir? Âmener Resul. İkidir öyle mi? İki ayetini okumamızı tavsiye ediyor. Yani her Müslüman yani bazı camilerde okunuyor. Bir kişi okuyor. O birileri okumuyor. Halbuki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Her Müslümanın okuması gereken, yalnız imamın, müezzinin değil, her Müslümanın okumasını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öneriyor ve tavsiye ediyor. Yatmadan önce diyor, bu ayetleri okuyan kimseye hiçbir kimse artık zarar veremez diyor. Tabii inanarak, ibadet ederek, kulluk vazifesini yerine getirme. Namazsız bir şekilde insan okursa, namazsız bir şekilde ayet-i kursi veya bu ayetleri okursa faydasını evet göremez. Yani insan samimi olmalıdır, ihlaslı olmalıdır, iyi niyetli olmalıdır ve bunları okumalıdır. Korunmamıza vesile olacak olan ayetlerdir bunlar.
Bizi koruyacak olan bu ayet değildir. Bazı kimseler özellerinde bir şeyler bulunduruyorlar, oya bir şeyler asıyorlar. Zannediyorlar ki o yazılan, o boyunlarına asılan ayetler kendisini kazadan, beladan veya şerri olan yaratıklardan o değil de koruyacak olan. Koruyacak olan kimdir? Allah-u Teala'dır. Peki o niçin bulunduruluyor? Bilinçli olan bir kimse bulundurabilir inşallah, bir sakıncası olmayabilir. Ama işte beni koruyacak olan bu muskadır. Bu Efendime söyleyen yazılan yazıdır derse o zaman Allah korusun imanını zedeleyebilir. Korunmama vesile olacaktır. Korunmama nedir? Vesile olacak niyetiyle bir kimse Efendime söyleyen ayetlerden, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden veya sağlam olan hadisi şeriflerden, Kur'an'ın ve sünnetin ruhuna uygun olan dualardan bir şeyi bulundurursa korunmasına vesile olacak niyetiyle inşallah ortada bir sakıncası yok. İnşallah. İnşallah. Ama lakin dedim ki namazsızdır, ibadetsizdir. Günahlara batıp batıp çıkıyor. Yok ben okudum da hiçbir faydasını görmedim. Demek ki doğru değildir. Kur'an'da da demek ki efendim doğru olmayan şeyler vardır der. Allah korusun. Daha fazla nedir? Günaha fazla. Batır battı da, battıkça da daha fazla batar. Bazen de bakarsınız ki namaz kılan bir kimse okuyor ama faydasını, yararını yine de göremiyor. Peki bunun sebebi nedir? Bir kimse okuyor, faydasını görüyor. Başka bir kimse aynı duayı okuyor ama o duadan faydalanamıyor. Evet, burada bir sorun vardır. Ya duada bir sorun vardır veya okuyan kimseden. Duaya bir bakalım. Kur'an'ın ve sünnetin, yani Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerine uygun mudur? Uygundur. O zaman dua nedir? Dua tamamdır. Dua tamam olduğuna göre gelelim şimdi kime? O duayı okuyan kimseye. Sorun o zaman bakarsınız kimdedir? Duayı okuyan kimsede olabilir. İmanında bir sakatlık olabilir. İmanı bozuk olabilir. İmanı çürük olabilir. Ve büyük olan günahlara nedir? Bulaşmış olabilir. Veya iyi niyetle, samimiyetle, ihlasla okumuyor. Ondan dolayı da olabilir. Ondan dolayı da olabilir. Veya bir kimse başka bir kimseyi tedavi edeceği zaman neyle? Kur'an-ı Kerim'le. Kur'an-ı Kerim'le tedavi edilebilir mi? Her türlü hastalıklar. Her türlü nedir? Hastalıklar Kur'an-ı Kerim'le tedavi edilebilir. Yani Kur'an-ı Kerim'in ayetleri hasta olan kimseye nedir? Okunabilir.